Günümüzde yaşayan 500'den fazla köpek balığı türü, dinozorlar yok olsa bile yaklaşık 325 milyon yıl öncesinden bu yana okyanuslardaki varlığını korumayı başarmış. Özellikle geçtiğimiz 200 yılda korku ve ihmal nedeniyle bu köpek balıkları neredeyse yok olmanın eşiğine getirmiştik. Neyse ki artık insanlar, özellikle de gençler daha bilinçli ve duyarlı. Onları korumak için benim gibi gönüllü olarak pek çok araştırmada bulunuyor, çalışmada yer alıyorlar. Ama yine de pek çok insan filmlerin de etkisi nedeniyle halen daha köpek balıklarının okyanus ve denizlerde hiç olmaması gerektiğini düşünüyor. Peki bu kez onları dinleyelim ve şu soruyu soralım. Köpek balıkları birden yok olsa ne olurdu? Ekosistemin kendi kaosu içindeki dengesi milyonlarca yıllık evrim ve adaptasyon sonucu oluşmuştur. Okyanusların bu hızlı değişime cevap verip veremeyeceğini veya bu ani değişime nasıl cevap vereceğini aslında tam olarak kimse bilmiyor. Köpek balıkları okyanusun en büyük avcılarından biridir ve deniz ekosisteminin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Bununla birlikte köpek balığı avcılığı belgeselinden hatırlayacağınız gibi çeşitli insan faaliyetleri nedeniyle köpek balıklarının sayısı endişe verici şekilde azalmakta. Çünkü köpek balıkları sık üreyemeyen ve çok yavaş büyüyen canlılardır. Bu durum da onları çok daha zayıf bir hale getiriyor. Köpek balıkları okyanusların en büyük avcılarından birisidir. Doğa yasalarına göre de büyük balık küçük balığı yer. O da daha küçüğünü ve o da daha küçük olanı. Bu besin zinciri tanımının en basit ve bilinen şeklidir. Köpek balıkları fokları ve deniz kaplumbağalarını yer. Foklar ve deniz kaplumbağaları da başka küçük balık ve deniz analarını yer. Deniz anaları da minik alpleri ve balık yumurtalarını ve diğer balıkları yer. Bizim bu zincirden sadece köpek balıklarını çıkarttığımızı hayal edin. Foklar ve deniz kaplumbağaları böyle bir durumda birden en üst yırtıcı konumuna geçerler. Balık ve deniz analarını öyle açgözlü bir şekilde bitirirler ki önce zararlı alp patlamaları yaşanır. Balıklar daha yumurtlayıp üreyemeden fok ve deniz kaplumbağalarına yem olduğu için diğer canlıların ve hatta fok ve deniz kaplumbağalarının yiyeceği tek bir balık bile kalmaz. Bunu meyve üretmeye çalışan bir erik ağacının en ufak tomurcuk yetiştiğinde onu dalından koparıp yemenizle bir tutabilirsiniz. Eskiden biz Y kuşağı çocuklarının arasında yazılı olmayan bir kural vardı. Kimse ağaçlardaki meyveler büyümeden o ağaçlara saldırmazdı. Çünkü hepimiz eğer o ağaçlardaki meyvelerin büyümesine izin vermezsek birkaç ay sonra ve seneye yiyecek tek bir erik bile bulamayacağımızı bilirdik. Bu bizim küçük yaşımızda geleceği öngörme ve doğanın işleyişine saygı duyma biçimimizdi. Ve öyle çok erik toplardık ki mahallemizde erik yemeyen kimse kalmazdı. Hepimiz karnımızı doyasıya meyvelerle doyururduk. Açgözlü, görgüsüz ve bencil değildik. Maalesef bu kültür malum sebeplerden dolayı tamamen bitti. Çünkü bırakın ağacın tomurcuk halini, artık mahallelerde çocukların meyve toplayacağı tek bir ağaç bile kalmadı. Bu benzer sürecin köpek balıklarının başına gelmesi de an meselesi. İşte eğer biz en büyük boy olan bu balığı yok edersek o zaman renkli mercan kayalıkları ve canlı resifler yerine işte bunlara sahip oluruz. Köpek balıkları okyanuslardan kaybolursa bunun tüm deniz besin zinciri üzerinde önemli sonuçları olur ve bir dizi ekolojik değişikliğe yol açar. Köpek balıkları deniz besin zincirinin en üstünde oldukları anlamına gelen en üst düzey avcılardır. Kendisinden sonra gelen diğer avcıların popülasyonunu kontrol ederek ekosistemi düzenler. Köpek balıkları ayrıca hasta ve zayıf hayvanları yiyerek okyanusların sağlığını korumada çok önemli bir rol oynar. Bu balıkların köpek balıkları tarafından yenmesi hastalıkların diğer balıklara yayılmasının da önüne geçer. Hasta ve yaralı balıkları yiyen köpek balıkları olmazsa doğanın düzeni birden içinden çıkamayacağımız bir kaosa dönüşür. Eğer zayıf ve hasta üyeler gelişmeye ve yaşamaya devam ederse daha büyük kitlesel zayıflamaları da beraberinde getirir. Birincisi potansiyel olarak hastalıklar nüfusun diğer üyelerine de yayılarak toplu ölümlere yol açar. İkincisi türün bu zayıf üyeleri üremeye ve çoğalmaya fırsat bulursa türün genetik yapısı bir bütün olarak zayıflamaya başlar. Bu da yine o türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Sadece köpek balıklarının ne yediği değil, varlıkları bile deniz canlılarının beslenmesi ve davranışları üzerinde değişiklik yaratabilme etkisine sahiptir. Birçok besin ağı büyük balık küçük balığı yer değişinden çok daha karmaşık ve karışıktır. İşte köpek balıkları okyanustaki farklı türler arasındaki bu dengeyi korumak için bile çok önemlidir. Foklar, deniz kaplumbağaları, yunuslar ve balinalar gibi aşırı nüfus patlamasıyla ekosistemdeki dengesizliklere neden olabilecek büyük deniz hayvanlarının popülasyonunu düzenler. Köpek balıklarının denizler arası çok uzun mesafeler kat ederek göç ettikleri biliniyor. Okyanusun farklı bölgelerinde bulunmaları av konumundaki deniz canlılarının yeniden üreyip dağılmasına ve farklı deniz ekosistemlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Köpek balıkları diğer birçok deniz hayvanına yaşam alanı sağlayan mercan resiflerinin sağlığı için de çok önemlidir. Örneğin otçul balık popülasyonunu da kontrol altında tutar. Bu da mercan resiflerindeki aşırı otlak alanların oluşumunun önüne geçer. Eğer köpek balıkları olmasaydı otçul balık popülasyonu artarak mercan resiflerinin çeşitli yosun türleriyle tamamen kaplanmasına yol açardı. Köpek balıkları böylece diğer birçok deniz canlısının hayatta kalması için kritik olan resifin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Köpek balıklarının okyanuslardan kaybolması görüldüğü gibi bir dizi farklı ekolojik sonuca yol açar. İlk karşılaşacağımız sorun bu senaryoda olduğu gibi denizdeki besin zincirinin tamamen bozulması.
esastır. Köpek balıkları okyanusların en iyi avcıları olduğu için birden ortadan kaybolması sonrasında diğer deniz yırtıcılarının rolü üstlenmesine ve aslında köpek balığının avı konumunda olan fok, kaplumbağa ve vatos gibi hayvanların popülasyonunda inanılmaz bir artışa yol açardı. Bu da kaynaklar için rekabet eden diğer deniz hayvanları üzerindeki avlanmada da potansiyel bir artışa sebep olurdu. Bu durum bazı türlerin yok olmasını ve okyanusların biyolojik çeşitliliğin azalmasını tetiklerdi. Bu yok oluş onların yediği avın popülasyonunda da bir azalmaya yol açacağı için besin zincirinde bir domino etkisi başlatır. Köpek balığının avladığı avcıların aşırı nüfusu yiyecek kaynaklarının tamamen tükenmesine neden olarak hem av hem de avcı türlerindeki nüfusların azalmasına neden olurdu. Bu da resiflerin ve potansiyel olarak diğer birçok deniz hayvanı için habitat ve yaşam alanı kaybı demektir. Görüldüğü gibi köpek balıkları insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olan okyanus ekosisteminin sağlığının korunmasında hayati bir rol oynar. Köpek balıklarının kaybı ile mercan resiflerinde görülen bu dengesiz besin zincirinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir başka sorun da insanlarda hastalıklara ve hatta ölümlere neden olabilecek müsilaj örneğinde gördüğümüz gibi zararlı alg patlamalarının artışıdır. Alg patlamaların aşırı büyümesi bütün su, deniz, okyanuslar için tehlikelidir. Yosun ve alg patlamaları sudaki oksijeni emerek denizde düşük oksijen seviyesini oluşturur. Yeterli oksijen olmazsa da deniz yaşamı boğularak ölür. Bu durum dünya çapında hem okyanuslarda hem de tatlı sularda normal zamanlarda da gözlemlenen bir olgudur. Ayrıca bazı alg patlamalarında suya karışan toksinler üretilir. Bu toksinler hem deniz yaşamı hem de insanlar için inanılmaz derecede zararlı ve zehirli olduğu için her türlü canlı yaşamında toplu ölümlere yol açar. Eğer otçul balık popülasyonlarını dengede tutacak olan köpek balıkları olmasaydı, okyanuslar alg ve yosunlar yüzünden her anlamda boğulurdu. Okyanus ekosisteminin sağlığındaki bu düşüş, deniz ürünlerinin varlığını doğrudan etkileyerek gıda kıtlığına ve yetersiz beslenmeye yol açardı. Köpek balıklarının olduğu ekosistemler dünyamızın 1/3'ini kaplayarak bize solduğumuz oksijenin yarısından fazlasını sunar. Bu noktada 3 milyardan fazla insanın besin ve geçimini oradan sağladığını unutmamalıyız. Ayrıca böyle bir durum dünya ekosistemi için de felaket olurdu. Yani bugün köpek balıkları birden kaybolsa 100 milyar dolarlık ticari balıkçılık sektörü de birden ortadan kalkardı. Böyle bir durumda küresel ticari balıkçılık endüstrisinde çalışan 200 milyon kişinin birden işsiz kalacağını da düşünürsek ticari balıkçılık endüstrisini önemli ölçüde etkileyecek bir çöküş beraberinde korkunç boyutlarda bir yağma ve kaos getirirdi. Özellikle Asya ve denize kıyısı olan bölgelerdeki turizmde hem güvenlik hem de doğal güzellik kaybı nedeniyle tamamen biterdi. Sadece pandemi sürecinde yaşadığımız zorlu zamanları gözünüzün önüne getirirseniz böyle büyük bir sürecin nasıl bir krize dönüşeceğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Köpek balıklarının ayrıca tıp ve bilim üzerinde de büyük bir etkiye sahip olduğunu hatırlatmalıyım. Bilim insanları birçok hastalığı teşhis etmek, anlamak ve tedavi etmek için köpek balıklarını kullanıyor. Örneğin yakın zamanda yayınlanan pek çok makalede bilim insanları köpek balığı karaciğerinde dank humması, covid ve sarı hummadan hepatite kadar geniş bir virüs yelpazesini tedavi edebilen bir antibiyotik keşfetti. Ayrıca yakın zamanda bilim insanları kalp ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları tedavi etmek için köpek balığı kanındaki pıhtılaşmayı önleyici bileşikler üzerinde de çalışıyor. Köpek balıklarından insanlara kornea nakli olasılığını araştıran bazı araştırmalar da mevcut. Ayrıca Alzheimer hastalığından kansere ve HIV'e kadar her şeyi anlamaya ve tedavi etmeye yardımcı olmak için köpek balıkları üzerinde farklı araştırmalar da yapılıyor. Belki de köpek balıkları gelecekte insanları etkileyen birçok hastalığı tedavi etmenin ve iyileştirmenin anahtarı olacak. Bugün köpek balıkları ortadan kaybolsaydı bu hastalıkların hiçbiri tedavi edilemez ve üzerinde araştırma yapılamazdı. Okyanustaki canlılar gezegenin karbon döngüsünü düzenlemeye de yardımcı olur. Kıyı ekosistemleri dünyadaki karbonun yaklaşık %50'sini depolayarak yaşam döngüsünün sağlıklı bir şekilde işlemesini destekler. Biz fark etmesek bile köpek balıkları gibi büyük hayvanlar bu karbonu depolamada çok önemli bir yere sahiptir. Karbonun çoğu deniz bitki yaşamının içinde depolanır ve köpek balıkları olmadan bu bitkileri yiyen hayvanların çoğu artık bir avcı tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağı için bu bitkileri çok fazla tüketerek atmosfere yoğun bir karbon salınımı başlatır. Ayrıca fiziksel olarak büyük avcılar oldukları için köpek balıkları vücutlarında çok fazla karbon tutma özelliğine de sahiptir. Ani bir şekilde öldüklerinde karbonu okyanusa ve atmosfere yayılacağı için karbon seviyelerindeki ani bir yükselişe neden olurlar. Bu durumda da küresel ısınma ve iklim değişikliğine doğrudan etkilenir. Sürecin benzerini dinozorlar gibi dev canlıların ani yok oluşunda da direkt görüyoruz. Köpek balıkları deniz ekosisteminde kritik bir rol oynadığı için onların yok olması görüldüğü gibi çok geniş kapsamlı sonuçlara yol açar. Besin zincirindeki değişiklikler, habitat kaybı ve insan sağlığı üzerindeki etkiler olası sonuçlardan sadece bazılarıdır. Köpek balığı popülasyonlarını ve okyanus ekosistemlerinin sağlığını korumak için hemen harekete geçmemiz çok önemli. Bu konuyu sadece ciddiye alarak bile gelecek nesillerin sağlıklı ve gelişen bir deniz ekosisteminden faydalanmalarını ve yararlanmalarını sağlayabiliriz. Görüldüğü gibi köpek balıklarının okyanuslardan birden kaybolmasının çok önemli ekolojik sonuçları olurdu. Deniz besin zincirini
dengelerinin bozulmasından, diğer yırtıcı hayvanların aşırı popülasyonuna, ekosistem dengesizliklerine ve habitat kaybına kadar her şeyi etkilerdi. Köpek balıklarının ekosistemimizin inanılmaz derece önemli bir parçası olduğunu her fırsatta insanlara anlatmalıyız. Bugün köpek balığı popülasyonları yok olsaydı, okyanuslar, çevremiz ve insan yaşamı için feci sonuçları olurdu. Bencil bir şekilde gezegeni sadece biz Homo sapienslerin yaşamı için dengede tutmak istesek dahi bu uç yırtıcıları korumamız çok önemli.